Ben Süleyman Gönülkırman, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanımdır. Bugünkü konumuz özellikle sirkeli su zayıflatır mı? Sirkeli su ne kadar içilir? Sirkeli su nasıl hazırlanır? Konumuz bu. Haydi başlıyoruz. Birçok videoyu seyrettim. Sirkeli su ile ilgili tamamen çok karmaşık ve konular birbirine geçmiş. Bu videoyu izlediğiniz zaman sirkeli suyun kullanımı, bilimsel çalışmalar, ne miktarda kullanmalıyız ve adım adım bilimsel olarak nasıl zayıflayacağımızı, kilo vereceğimizi tek tek anlatmak istiyorum. Aslında sirkeli su ile ilgili yapılan iki tane çalışma var. Bir tanesi Türkiye'de, bir tanesi Japonya'da. Türkiye'de yapılan çalışma özellikle 18-65 yaş arasında 60 kişiye her gün özellikle elma sirkesi veriliyor. Ama bu 2 fincan veriliyor. Bir fincana bir kaşık, diğerine de bir kaşık yemek kaşığı özellikle konuyor. Sabah kahvaltıda aç karnına, akşam yemeği de özellikle yemekten önce. Baktıkları zaman bir ay sonunda kişilerde 4.02 kilogram düşme elde etmiş. Ve baktıkları zaman özellikle kilo verimleri nereden özellikle kilo kayıpları olmuştur ki bunu da rapordan okuyorum. Vücuttaki yağ yüzdesinde bir azalma olmuş. Karın bölgesinde bir azalma olmuş. Bel ve kalça oranındaki yağlarda ciddi bir düşüş olmuş ve bu düşüşleri topladığımız zaman anlamlı olarak 4.02 kilogram bir değer elde edilmiş. Japon bilim insanlarının yaptığı deney son derece daha ilginç. Onlar çift kör deneyi yapmışlar. Bu çift kör deneyinde özellikle basit olarak anlatmak istiyorum. Japon bilim insanları 177 kişiyi deneye tabi tutmuşlar 3 ay. Buradaki ilginçlik bu. Örneğin ben diyelim ki 177 kişiden 49 nolu kişiyim. Bana 3 ay yetecek kadar her günlük bir sıvı vermişler. Ama bu aldığım sıvı sirke de olabilir, sirkeli su. Sirkeli su kokusuna ait bir sıvı da olabilir. Bunu ne içenler ne analiz edenler biliyor. Önceden herkesi tartmışlar. Daha sonra 3 ay sıvıyı kullandıktan sonra kilo kaybedenleri bir ayrı grafiğe koymuşlar. Kilo kaybetmeyenleri ayrı bir grafiğe. Daha sonra ki çift kör deneyinin esas gizemi buradadır. Daha sonra bunlara verilen sıvıların şifreleri kırılmış. Ve bu şifre kırıldığı an hem içenler hem de bilimsel araştırma yapanlar kimin sirkeli su, kimin de ona eşdeğer sirkeli su olmayan normal su içtiğini ilk defa görmüşler. Ve baktıkları zaman sirkeli su içen kişilerde özellikle 4 ile 6 kilogram arasında ciddi bir kilo vermesi oluşmuş. Ve bu da çift kör deneyinin Japonların bilimsel olarak sirkeli su ile kilo vereceğini gösteren ilginç bir çalışmadır. Özellikle sirkeli su ile ilgili gerçekten şahane, çok güzel sorular var ve ben sorularla devam etmek istiyorum. Sirkeli su ne miktarda içilir demiş. Sirkeli su 2 fincan, daha önceden çalışmada da anlatmıştım. Bir su bardağına bir yemek kaşığı, diğer su bardağına da bir yemek kaşığı koyduğumuz zaman bu bilimsel ölçüde kilo vermeye başlıyoruz. Ve sirkeli suyun ne zaman içileceği ile ilgili bir sorumuz var. Sabah kahvaltıdan önce, akşamda bu aşamada yemekten önce değil yatmadan önce aldığımız zaman yine kilo vermemizin hızlandığı ile ilgili raporlar var. Ve sirkeli su tekrar bir soru, zayıflatır mı? Evet. Hem Türkiye'deki yapılan çalışmalar hem de Japonya'da yapılan çift kör deneyi ki ben kendim de denedim. Gerçekten çok rahat kilo vermemize yardımcı oluyor. Peki demişler, elma sirkesini bir ayda ne kadar kilo verebilir? Raporlara baktığımız zaman bunun da yine değeri 2 ile 8 kilogram arasında bir kilo verme ile ilgili değer var. Ama bu tamamen bizim yaşımıza, metabolizmamıza, bu günlük aktivitelerde yürümemize birçok etkene de bağlı. Ama genel kabul görülen çalışma değerleri 2 ile 8 kilogram. Ve elma sirkesinin karın bölgesinde yağlanma ile ilgili bir kilo kaybının olup olmadığı da sorulmaktadır ki raporlara baktığım zaman özellikle karın bölgesinde de yağlarda ciddi olarak bir kaybın olduğu
rapor edilmiş. Ve özellikle elma sirkesi ödem atar mı diye bir soru var. Asetik asit durumuyla baktığımız zaman hem ödem atması ve özellikle asetik asitin de vücuttaki sıvıları hızlıca korumama gibi bir özelliği var ve ödem atmada elma sirkesi güzeldir. Gelen sorulardan bir tanesi de elma sirkesini kimler kullanamaz ya da içemez gibi bir soru var. Özellikle böbrek rahatsızlığı olanlar ve mide rahatsızlığı ve reflü olanlara ben bunu önermiyorum. Elma sirkesi damarları açar mı diye de bir soru var. Evet, elma sirkesi hem damarları yumuşatıyor, gevşetiyor, hem de kolesterolü düşürüyor ve kan basıncını düşürdüğü için de damarlara son derece yardımcı oluyor. Elma sirkesinin direkt içsek olur mu diye bir soru var. Direkt içtiğimiz zaman hem diş minelerinde hem de midede ciddi rahatsızlık oluşturur ve mutlaka sulandırılarak içilmesinden taraftarıyım. Elma sirkesi idrar söktürür mü diye bir soru var. Evet, idrar söktürme konusunda da elma sirkesi yıldız, basit, risk olmayan güzel bir sıvıdır. Ve sorulardan bir tanesi elma sirkesi sıcak içilir mi? Bu soruyu biraz daha düzelteyim. Elma sirkesi ılık içilmesi taraftarıyım çünkü. Ama bu içtiğiniz mekanizmaya bağlı. Eğer özellikle kilo verme amacıyla içiyorsak mutlaka ılık suyla içtiği zaman soğuk su içilmişine göre daha iyi görev yaptığı raporlarda kaydedilmiş. Gelen sorulardan bir tanesi de elma sirkesi iltihaba iyi gelir mi? Evet, elma sirkesinin en büyük özelliği antibakteriyel olmasıdır. Hem içsel hem dışsal iltihaplara son derece iyi gelir. Ve zayıflamak için sadece elma sirkesi mi kullanmak gerekir diyor. Diğer bir sirke de bu fonksiyonu görürüm. Evet, diğer sirkeler de alış sirkesi olsun, elma sirkesi olsun. Farklı sirkeler de bu görevi görebilir. Üzüm sirkesi ama yapılan kayıtlarda elma sirkesinin bu anlamda bir tık daha ileride olduğunu da özellikle söyleyeyim. Gelen sorulardan bir tanesi de marketlerden aldığımız elma sirkesi bu görevi görür mü? Yapılan bilimsel çalışmalara baktığım zaman bunlarda marketlerden alınmış ya da kendimizin oluşturduğu organik sirke ile ilgili bir raporlarda bir tanımlama görmüyorum ama kişisel düşüncem yine marketlerden alınan elma sirkesini de bu yönde görev göreceğim ama ben elma sirkesini kendim yapayım derseniz de yukarıya bırakırım. YouTube aramasına ot adamı sirke yazdığınız zaman harika, çok güzel bir elma sirke tarifim var. Bunu da herkes çok kolaylıkla yapabilir. Elma sirkesinin zayıflamanın ve kilo vermenin dışında bir yararı var mı diye de bir soru var ve bunu da özellikle raporlardan okuyorum. Şeker düzeyini dengeliyor. Özellikle tokluk hissini artırıyor. Kalp sağlığı için ve bağışıklık için son derece iyi. Hücre hasarını tamir ediyor ve ciltleri elma sirkesiyle sildiğimiz zaman akne oluşması, özellikle güneş lekesi ve deri ve cilde çok güzel parlaklık veriyor. Elma sirkesi son derece doğal bir ilaçtır. Bazen çok basit bir mekanizma hayal edemediğiniz kadar çok güzel sonuçlar elde edebilir. Ben en çok basit mekanizmalardan taraftarıyım. Çünkü onların yarattığı bir değer bazen çok pahalı oluşturmak istediğimiz değerlerden son derece daha güzel. Peki Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen bir bildirim ve zil sesi sizin bütün yaşamınızı değiştirir. Ve doğayı ve sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.